TOG'un kullanıcı deneyimi testleri devam ediyor. TOG'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette, tüm güvenlik önlemlerimizi alarak gerçek yol kullanışlarında yaptığımız kullanıcı deneyimi testlerimiz, planlarımız doğrultusunda devam ediyor ifadesi kullanıldı. 29 Ekim'de seri üretime hazır hale gelecek TOG'un, uluslararası teknik yeterlilik testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor. Haber bülteni sırasında elinde savaşa hayır yazılı bir pankartla canlı yayına çıkan editörün protestosuna sessiz kalmıştı. Rus devlet kanalının spikeri Yekaterina Andreyeva'nın ülkeden kaçtığı iddia edildi. Ünlü sunucu Türkiye'de olduğunu, İstanbul ve Urfa'yı gezdiğini duyurdu. Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın davalı olduğu sosyal medya şirketi Twitter için yeniden teklif verdiği ve teklifinde hisse başına 54,2 dolarlık fiyatı değiştirmediği bildirildi. Söz konusu haberle Twitter'ın hisseleri kısa süreli olarak işleme durdurulmasının ardından %22'ye kadar değer kazandı. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu Hande Erçel yeni dergi pozlarıyla dikkat çekti. Kapak güzeli olan Erçel'in iddialı dekoltesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Oyuncunun dekoltesine dair yorumlar havada uçuştu. Nesli tehlike altındaki türlerin yok olmasının önüne geçilmesi amacıyla ülke genelinde kurulan 12 üretim istasyonunda son 20 yılda 2300 memeli yavrusu elde edilerek yaklaşık 2000'i doğaya salındı. Yaban hayvanı rehabilitasyon merkezlerinde son 9 yılda 38.631 hayvan tedavi edilip doğaya bırakıldı. Amerikalı oyuncu Harrison Ford'un Marvel sinema evrenine katılacağı söylentileri sevenlerini meraklandırdı. Ünlü isimlerin Marvel sinema evrenine geleceği sık sık konuşulsa da bu defaki söylentinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor ve Harrison Ford Thunderbolts projesinin yeni ismi olarak gösteriliyor. Rol aldığı Sadakatsiz dizisiyle şöhreti yakalayan Melis Sezen'in adı, geçtiğimiz Nisan ayında üniversiteden arkadaşı Mehmet Uygun'la anılmıştı. Bir süre sonra görüntülenen çift kısa süre içinde ayrılmıştı. Sezen eski sevgilisi Mehmet Uygun'a geri döndü. Aşk kaldığı yerden başladı. Dünya ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile aşk yaşadığı ileri sürülen model Gigi Hadid, ünlü aktörle moda haftası nedeniyle bulunduğu Paris'te aynı otelde görüldü. Kısa aralıklarla otele giren ikili haklarında çıkan iddiaları güçlendirdi. Z kuşağının arabesk ilgisinin yanında son yıllarda büyük yükselişe giren bir müzik türü daha var. Arabesk rap. Arabesk ve fantezi müzik sanatçılarının rapçilerle yaptığı düetler listelerin zirvesine yerleşiyor. Orhan Baba ve Müslüm Baba dinleyenlerin çocukları isyanlarını rap altyapılarına adapte ederek raple arabeski birleştirdi. Günümüzde ise prodüksiyon kalitelerinin artması, dijital platformların oyuna girmesi ve arabesk müziğin belli bir kesime ait sosyal bir kimlik oluşundan uzaklaşması da bugün yine arabesk müziği konuşmamızı sağladı. Derindi sol yanımda vardı tonla ihanet. Yerlere adım atmam beni bilen herkesten vazgeçtim ben senden. Uzun elbiseler 2022 podyumlarını da ele geçirdi. İlkbahar yaz 2023 koleksiyonlarının sergilendiği moda haftalarında da özellikle sokak stillerinde uzun eteklere ve elbiselere bolca rastladık. Pek çok markanın koleksiyonunda bulabileceğiniz bu tarzı en iyi uygulayan isimlerin başındaysa şarkıcı Jennifer Lopez geliyor. Hollywood yıldızları Margot Robbie ve Cara Delevingne bir paparazinin fotoğraf çekmesini engellemeye çalıştıkları için kavgaya karıştı. Çıkan kavgada iki İngiliz film çalışanı yaklaşan fotoğrafçıyı dövmeye başladı. Robbie ve Delevingne hemen olay yerinden ayrıldı. Bir anda sokakta ortaya çıkan sanat eserleriyle tüm dünyada bir fenomen haline gelen ve yıllardır kimliğini açıklamayan sokak sanatçısı Banksy, çizgi roman kahramanı oluyor. Onun adı Banksy isimli çizgi roman, yüzü olmayan sokak sanatçısına odağını alıyor. Beko Android TV spor haberlerini sunar. Fenerbahçe'de yarın oynanacak Larnaka maçı öncesinde Mert Hakan Yandaş şoku yaşanıyor. Dizinde travmaya bağlı ödem tespit edilen ve tedavisine hemen başlanan Mert Hakan'ın yarın Kadıköy'deki UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde forma giyemeyeceği belirtildi. Sarı lacivertli ekibin tecrübeli forveti João Pedro, uyum sürecini geride bıraktığını belirterek sadece gol değil, asistlerimle de katkı yapmak istiyorum. Gerçek Pedro'yu çok yakında izleteceğim dedi. Şampiyonlar Ligi C grubunda Inter, İspanyol devi Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla 6 puana yükselen Inter, lider Bayern Münih'in ardından ikinci sırada yer aldı. 3 puanda kalan Barcelona ise 3. sırada yer aldı.
Manchester City'nin yıldız futbolcusu Erling Haaland, lig tarihinde üst üste 3 iç saha maçında 3'er gol kaydeden ilk futbolcu oldu. Haaland'ın başarısının sırrı ise takım arkadaşı Kevin De Bruyne ile arasındaki kimyada. "Futbolcu sadece birkaç aydır kulüpteyim, ancak aramızdaki kimya çok doğal geliyor," dedi. Beko Android TV spor haberlerini sundu. Beko Live.